Mild tedavi yöntemi diye bir yöntem var sizin uygulayıcısı olduğunuz evet. yöntemlerden. E, bu yöntem nedir? Hangi alanlarda kullanılır? Ne tür sorunların giderilmesinde etkili bir yöntemdir? Biraz böyle açıklayabilirsiniz. Tabii Çok tabii. sevinirim. E, mild e, Amerika Birleşik Devletleri'nde geliştirilen e, yeni bir yöntem. E, Kanal darlıklarını gidermek için hepsini değil bazılarını giderebilmek için yapılan minimal invaziv zaten ismi de açılımı da minimal invaziv lomber dekompresyon. Hı hı. isminden de anlaşılacağı gibi kanal dağlarını gidermek için yapılan bir yöntem. Omurgada görülen kanal evet. darlıklarını evet. gidermek için uygulanıyor. Ben, bel bölgesinde hı hı. olanları yukarı boyunda uygulanan bir yöntem değil. Hı hı. Sadece bel bölgesindeki bölgesindekileri, evet, evet. başka herhangi bir e, kullanıldığı alan yok. Yok, yok. Anladım. Peki avantajları neler bu yöntemin? Yani nasıl bir uygulama yapılıyor? Ee, şimdi bu uygulamada e, bir leblebi büyüklüğündeki bir delikten e, gerilerek yapılıyor. E, bundan dolayı da e, dikiş atmak gerekmiyor. Hı hı. E, bu yöntemde e, kemik dokulara e, ve ...bağ dokularına e, zarar verilmiyor. Hı hı. E, i̇ki kemiğin arasından kanalın içine e, girilerek... E, ...kanalın içi tıraşlanarak... E, ...oradaki darlık giderilmeye çalışılıyor. Hı hı. Eski yöntem ya da diyelim e, klasik yöntem... Hı hı. E, ...genellikle oradaki kemiğin parçasını alıp... E, ...kanala girip... E, hı hı. ...bu şekilde e, temizlemek, yap, yapmak ve tabii hı hı. ki mikroskopla... ...yapılan bir şey. Bunu yapmak için de tabii ki... Oraya e, girilecek alan e, kesi çok daha büyük oluyor. Peki e, sadece bel bölgesinde evet. uygulanıyor dediniz. Bel bölgesindeki her türlü omurga kanal darlığında uygulanabiliyor mu? Yani hasta neye göre seçiliyor? Hangi kriterlere uygun olması lazım? Evet. Ne şekilde uygulanabilir bu yöntem? Şimdi e, bu yöntem de gelişiyor. İlk önceleri sadece e, kanal, eğer içerideki yumuşak dokuların e, kalınlaşmasına bağlı e, daralma varsa bunun için yapılıyordu. Hı hı. E, çünkü yumuşak dokuları almak çok daha kolay. Hı hı. E, kemiksel büyümeleri e, tıraşlamak biraz daha zor. Ama yöntem gelişiyor. Bunun için de bazı çareler bulmaya çalışıyoruz. Yani çok sadece kemik kalınlaşmasına bağlıysa ve çok darsa e, tedavi etmemiz mümkün olmuyor hı hı. ama ikisinin karışımı yani hem biraz kemik büyümüş hem doku Yumuşak var hem de çok çok dar olmayan bir kanalı tedavi etmemiz mümkün Anladım teşekkürler